Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeler. İstiklal kündülü haberlerini görüşmeni kızın karşılığımız. Mən Erşidin İdikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibiga alaqadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qani diqqatlar ekranımızı bolsun. Xitaylarning Şarkı Türkistan'da mescidke haqarat qilishi gulgula qozg'idi. Xitay Şarkı Türkistan'da irqi qirg'inchilik jinoyatining bir qismi bo'lgan dini bostiruvchilarni qattiq ijro qilayotgan bo'lib, 10 minglagan masjid vayron qilingan edi. Oldingi kunlarda bir necha Xitayning Şarkı Türkistan'ga joylashgan ma'lum masjiddagi haqoratli qilmishlari muhojiratdagi Uyg'urlarning qattiq g'azabini qo'zg'adi. Lager shohidi Zumrad Davud oldingi kuni ijtimoiy taratqi hisobida birsin hambarligan bo'lib, bir necha Xitayning Sharqiy Turkistondagi bir masjidda islom diniga haqorat qilgan ko'rinishlari ko'rsatilgan. Mazkur sinda qisqa uchuq kiyimlarni kiyib olgan ikki Xitoy ayolining kech vaqtida ma'lum bir Uyg'ur masjidiga oyoqlari bilan kirganligi, birisining mehrobda o'tirib olganligi, ikkisi kulishgunicha masxara tariqasida qisqa drama o'rilganligi ko'rsatilgan. Mazkur masjidning ichki derazalari uchuq, yerga gilam va joynamozlar silingan. Ammo Xitoylardan boshqa kishi yo'q bo'lib, sayohatchilarning muxbirlarining ko'zini bo'yash uchun qoldirib qo'ygan sanoqliq masjidlarning biri ekanligini ko'rilish tas emas ekan. Bu qisqa sin muhojiratga Uyg'urlarning kuchli g'azabini qo'zg'agan bo'lib, har qaysi ijtimoiy taratqu supalarida o'xshamagan tillarda ko'plab tarqitildi va qisqa vaqt ichida necha yuz ming qitim ko'rildi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi islomga qarshi terror siyosati tarixda misli ko'rilmagan tariqada ijro qilinayotgan bo'lib, nufuzliq dokladlarga asoslanganda, hozirga qadar Sharqiy Turkistonda 16 ming yaqin masjid chiqib o'tildi yoki buzib o'tildi. Bir qism masjidlar sayohat o'rni, choyxona, mayxona qatorli ko'ngil ichish so'rinlarga o'zgartildi. Bundan ilgari tarqalgan cheklik sillardimo Xitoylarning masjidda usul o'ynayotganligi, ba'zi masjidlarning to'g'ri baqadigan joylarga aylantirilganligi ko'rsatilgan edi. Ammo Xitoy hozirga qadar bu jinoyatlarni inkor qilmoqda va turli usullar bilan pardozlamoqda. Xitoy Uyg'ur tarixini burmalash uchun ochgan muzeyga xalqaro mukofot berilishi tanqidga uchurdi. Xitoy Sharqiy Turkistonning azaldan o'ziga tabe ekanligi, Uyg'ur madaniyatining Xitoy madaniyatining bir parchasi ekanligidek safsatlarini bozorga silish uchun qurib chiqqan muzeyga xalqaro mukofot berilishi tanqidga uchurmoqda. Amerika ovozining xabarida qayd qilinishicha, bu yillik muzey lohiya oltin mukofoti Xitoy bu yil iyul oyida ochgan kucha yer osti qadimiy qabristonligi muzeyga berilgan. Mazkur mukofotni Amerika muzeylar ittifoqi va xalqaro mukofotlar birlashmasi birlikda tarqatadigan bo'lib, Sharqiy Turkistondagi mazkur muzeyga 1700 yillik tarixi ega qadimiy qabristonlikni namoyon qilganligi va qadimiy tarix bilan zamonaviy lohiyani birlashtirganligi sababli mukofot berilganligi da'vo qilingan. Amerika hukumatı Xitoyning Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini eng qattiq tanqid qilayotgan bir sharoitda Amerikadagi xalqaro mukofot o'rnining Xitoyning Uyg'ur tarixini burmalash, yo'qotish jinoyatlariga moslashgan bu harakati tanqidga uchurdi. Xitoy bu yil o'tirda kucha yer osti qadimiy qabristonligi muzeyini ichish orqali Sharqiy Turkistonning va Uyg'urlarning tarixini, madaniyatini burmalashni maqsad qilgan. Xitoy qadimiy qabrining qurilish alohidligi va madaniyat elementlarini ilmiylikka zid holda burmalab tushuntirgan bo'lib, mazkur qabristonlikning Sharqiy Turkistonning tarixdan beri Xitoyning boshqaruvida ekanligi, Uyg'ur madaniyatining amaliyotda Xitoy madaniyati bilan bog'langan o'zaro yug'rilgan madaniyat ekanligi, tarixda Sharqiy Turkistondagi har qaysi rayonlarda Uyg'ur qatorli turkiy xalqlar emas, balki Xitoydagi har qaysi millatlarning o'rtaq yashaganligidek nomussizlarcha safsatini kuchab tashviq qilgan edi. Xitoy yaqinqi yillarda Sharqiy Turkistonda ko'plagan muzeylarni va tadqiqot organlarini ta'sis qilgan bo'lsa-mu, amaliyotda Sharqiy Turkistondagi ishg'oliyatini yushirish, Uyg'ur tarixini burmalash uchurish uchun xizmat qilmoqda. Necha yuz yillik tarixi ega qadimiy masjidlar, maqbaralar, mazarliklar Xitoy tarafidan yo'qotilmoqda, vayron qilinmoqda. Turk davlatlari tashkiloti boshliqlar yig'ini Qirg'izistonda o'tkazildi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 11. Nöbetlik Başlıklar Yığını 6. Noyabr Kırgızistan'ın paytaxtı Bişkek'te ötküzülmekçe. Türkiye Avaz Radyosu haberde kayıt kılınışça, Kırgızistan Prezidenti Sadır Japarov'un sahipkarlığında ötküzüldüğün yığınğa Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan katarı devletlerinin prezidentleri hem de teşkilatka küzetküçe azad devletlerinin rehberleri bilen teşkilat baş katibi katarıklarıma katnaşırken.
Türkiye dünyasını güçlendiriş, iqtisadi birlik, muqim taraqqiyat, raqamlı kelgüsi ve hemme üçün bexatarlık şuarı astıda ötküzüldüğün mezkur yığında rehberler teşkilatının meselelerinin keng kulemlik muhakeme kıldıken. Rehberler muhim meseleler üstüde karar makullab, Türk Devletleri Teşkilatı'nın iqtisadi, soda, rakamlık özgürlük, katnaş ve bexatarlı katarlık sahalardaki türlerine ait resmi hüccetlerini tasdiqlaydıken. Bu kıtımlık yığın dikkatini azad devletleri bilen küzetkücü devletlerinin her sahadaki köp terepleme hemkarlıkıga merkezleştiriş bilen birge, rayonun içi sırdaki siyasi hem iqtisadi terakiyatlarını muzakir kılıdıken ve Türk dünyasının bölüki ve terakiyatını küçeytiş üçün kıyınçlıklarga ortak takabül duruş ve fırsatlardan paydalanış tuğursada fikir almaştırıdıken. Yığının ahırda Kazakistan reislik vazifesini Kırgızistan'a ötküzüp beridiken. Yığının yapılış mürasımıda devlet rehberleri Bişkek bayanatı katarlık bazı mühim kararlarga imza koyduken. Blinken, Livan İsrailiye uruş toxtatış söhbeti de ilgirleş boldu, dedi. Amerika Taşkı İşler Ministri Antony Blinken, Livan bilen İsrailiye otursu da ötküzülüvatkan uruş toxtatış söhbeti de ilgirleş bolgalıqını etdi. Blinken, İsrailiye bilen Livan otursudaki uruş toxtatış söhbetleri haqqıda akbarat elan kılı yığını ötküzüp, Birleşken Devletler Teşkilatı Xavepsizlik Kengişinin 1701 numaralı kararının icra kılınışıga kapalatlı kılış yoluda kuyuk hizmet işlevatkallıqını bildirdi. O İsrailiye bilen Livan otursuda Birleşken Devletler Teşkilatı Xavepsizlik Kengişinin mezkur kararıga asasen uruş toxtatışıga kapalatlı kılış üçün ötküzülüvatkan söhbetlerine ilgirleş bolgalıqını eskertip, tehe kılış tikişlik nurgun işlerimiz bar. Ama uruş toxtatışnımı öz içige algan diplomatik hel kılış çaresi tipip çıkışımız nahayti muhim, dedi. İsrailiye'nin hücumlarında hayatından ayrılganlarının sani devamlı köpeymekte. İsrailiye armiyasının 2023 yılı 7 oktyabrdan başlap Gazze rayonunda davamlaştırıvatkan katliamlarda kaza kılgan Palestinlilerin sani yakınki 24 saat içinde 55 adam köpüyüp 43.259'a yetti. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Gazze'deki Palestin Sehiye Ministerliği tarafından ilan kılınan bayanatta İsrailiye armiyasının yakınki 24 saat içinde Gazze'nin okşumagan rayonlarında yürgüzgen 3 kıtımlı katliamları devamında yine 55 Palestinlinin hayatından ayrılganlığı, 186 Palestinlinin yaralanganlığı bayan kılıngan. Bunun bilen İsrailiye'nin 2023 yılı 7 oktyabrdan başlap Gazze rayonunda davamlaştırıvatkan katliamlarda kaza kılgan Palestinlilerin sani 43.259'a, yaralangan Palestinlilerin sani 101.827'ye yetken. Ondan başka Livan Sehiye Ministerliği bayanat elan kılıp, İsrailiye armiyasının Baalbek şehrine kılgan hücumları hakkında malumat bergen. Bayanatta ta'kidlanishicha, İsrailiye armiyasının hücumları da Baalbek şehrinde 52 kişi hayatından ayrılgan, 72 kişi yaralangan. Hizbullah bilen 2023 yılı 8. oktyabrdan buyan kontrollü şekilde tokunuşlarını davamlaştırıvatkan İsrailiye armiyası, 23. sentyabrda Livan'ın cenobi şehirlerden başka Beqa ve Baalbek rayonlarına yüzgen kıtım havadan hücum kılgan. İsrailiye'nin bombardıman kılışı sebebinden devletin cenobi kısımlarından paytaxt Beyrut ve Şimal'a küç dolgunu davamlaştırıvatkan bulup, Livan hükümeti yurt makallarından ayrılıp kalgan 518 mingden artık kişinin Suriye'ye küçüp ketkenlikini bildirgen. Hürmet körümeler, bugünkü haberimiz muşi yerde ayaklaştı. Körgünün lağ rahmet. Ertedeki programıda görüşkice aman bulgaysiler. Allah'a emanet.